Ya şimdi elim cebimde de konuşmak istemiyorum. Oturamıyorum da. Şey olmasın, terbiyesizlik gibi olacak ama eller cebimde. Şimdi yanlış anlaşılırız bir de. Bunlar terbiyesiz bilmesin. Hayır. Ben de BMW'den kaldı bunun çıkış yastık kazan var. Eksikenin önünde şimdi egzozu çıkardım. Babamın gözünün önünde temizliyorum falan böyle. Geçti bir baktı. Ne yapacaksın onu? Olta mı takacaksın yoksa? Yani yok dedim. Ola da bilir baba. Siktir et, boş ver. Takma. Tamam baba. Neyse girdim. Babamın öyle huyu vardır. Beni bir ilk baştan kesinlikle bozar. Ama 5 dakikası var evet. Kronometre yaş. 5 demez yani. 4. 59 dedim, babam bir gelir. Ne yaptın egzozu? Koydum baba içeri, sen olmaz dedim. Getir bakalım, ben şunu taktırırım o masaya. İyi. Baba dedim, bari en azından o sturculardan bir tanesini aldır da. Dedim, ses güzel olsun. Tamam tamam, ayarlarız dedi. Egzoz aldı gitti bu. Neyse aradan bir saat falan geçti. Hadi lan bir şey geliyor ama. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Lan bir gel dükkanına, kolt. Yok anasını dinledim, bundan mı geliyor bu ses falan. Kütahya'da otolastikçiyim. Kendim 8 yıl kadar bir oto yıkamacılık yaptım. Sonradan babam dükkan devraldı falan, otolastikçiliğe başladık. Bu arabayla tanımaya başladılar vesaire. Tabii bundan daha evveliyatımız var. Şimdi arabayla egzoz gazlama videoları falan ben gecelere çıkıyorum, kendi kendime atıyorum. Bunu izliyorlar. İşte kardeşim şu arabamız var, dener misin? Bir iki öyle deniyoruz. Onları paylaşıyorum bu sefer. Ondan gaza gelen başka arkadaşlar diyor, arabamız var, dener misin? Kimse hayır demiyor mu? Çıkıyorum basıyorum, çıkıyorum basıyorum. O şekilde yani. Kütahya'da şöyle, çok kuvvetli araba binersen denge araba bulamıyorsun. Çok araba yok, koşan araba. Ben bu zamana kadar yani hep 150-250 plus üstü arabalara bindik mesela. Bir iki üç araba buluyoruz, basıyoruz. Sonra gazlayacak adam yok mu? Yok. Şimdi aldık bunu, 95 beygir. Yoldan geçen herhangi birisi, Toros bile olsa, yarışan o olur diyor ya, ufak araba hemen çıkıyoruz basıyoruz yani, sorun olmuyor. Her gün mutlaka çıkar yani, ondan yana problem yok. Bir olmasa biri, bir amcasının arabasını alır gelir. Biri babasının arabasını alır gelir, ben gibi. Tabii bizimki de baba arabası. Aynen, babamın arabası. Kendi arabam vardı işte, Z4'üm vardı. O varken bunu egzoz falan da yaptım ufak tefek. Gazlayacak araba çok olunca aslında biniyordum. Bir yerden sonra da bu yakıt zamları yüzmeye başladı yani, tüp vesaire de yok. Bu araba tüplü. 200 kilometrede 200 liralık gaz aldım. Lan dedim, bu ne motosiklet gibi, çok iyi. Basıyorsun. Gidiyor da, fena da değil. Ya yakıt performans için iyi yani. Hem masrafsız yani, sanayili hakikaten diyalo kesiyor. O kadar gazlamaya görüyorsunuz yani az çok. İyi, masrafsız araba. Bize eziyet etmiyor. Babam normalde her gün dükkana falan bununla gelip gidiyordu. Ona gün arabası ettiniz iyice arabayı dedi. Arabayı mimlettiniz. Bu olmaz artık. Bundan bir bok olmaz. Hiç arabası oldu. Ben buna binemem. Ananla gidiyorduk biz. Arabamı da mahvettiniz. Başını yediniz falan. Bilmiyor yani. Kendime yine araba alırım ya. Bu yetmez yani. Bir yere kadar. Dodge Challenger'la falan denemek isteyenler var. M5 Competition'ım var diyor adam. Almanya'dan geldiğimde diyor, dener miyiz falan. Olur abi, olur, deneriz. Ne diyeyim? Ya zaten işi takip eden bilinçli insanlar böyle yorumlar yapmıyor. Bilen adam arabayı şimdi gazladığım arabalarla kıyaslıyor. He diyor, bu arabalardan iyi ama demek ki bununla bu kadar yürüdüyse bunun bir tık kuvvetlisiyle yürüyemez. Bu mantıken böyledir zaten. İşte 1.7 Corsa'larla vesaire bastık. Corsa'ya nasıl geçer? İşte bir Honda Civic 1.6 ES nasıl geçer? Ya da 1.6 ES de aile için üretilmiş bir araba. Bunun hızlı olanı VTI ya da Type R yani. Bu iş için yapılmış olanı VTI. Bu araba onu geçer mi? Hayır, o kadar da değil. Her şeyin bir ayarı gayarı var. Oradan sen bir de bak, şöyle bir durum var. Honda'larla basıyorum. Örnek veriyorum, geçtim attım. Honda'cı grubu cephe aldı. Geçen Opel 1.7 ile bastık Corsa'yla. Opel'ciler cephe alıyor. Golf vesaire Jetta bastım birkaç TSI grubuyla. Onlar cephe aldı. Şimdi olay artık
İnsanlar sevmeye başladı, bir de bu tam tersine dönmeye başladı. Artık seven kısım düşman. Herkes kendi, örnek veriyorum, golfçi beni seviyor. Misal izliyorlar, o iyi falan. Golfi geçince kötü oluyorum ben. Ya böyle bir şey olamaz. Ne yapayım? Gel Azza. Şimdi bu araba 1.4 TSI Golf'i nasıl geçer? Geçemezsin. La video bu önünde, görmüyor musun? Geçmişim yani bu. Açık eşkıya ortada. Adam diyor fites kaçırmıştır, bilmem erken bırakıyor. Böyle bir şey de olamaz. Ne yapayım? Adam şimdi gelsin. Ben gazlayayım, uzun basayım. Beni geçene kadar bekleyeceğim ben onu. Tamam, gaz gideceğim artık. Benim araba bitecek, Golf beni geçecek. Böyle bir şey yok yani. Şimdi benim arabamın hakikaten ya, bir iş olduğu için hacim yok. Bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra yani ister istemez rüzgarı yoruyor arabayı. Ha, o ana kadar iyi ama. Şimdi şey muhabbeti de var. Hep geçtiklerini atıyorsun. Geçilmediklerin işte carçurt. Girer yani daha önceki gazlamalarımda bundan daha önce bayağı öncelere. Geçen arabalar oldu, hep üst grupla bastım ama. Mesela TSI grubu yazılımlı bu arabadan üst. Bastım 1.4 TSI Golf'la beni geçti, onu da paylaştım. İşte A3 vardı bir tane daha, iki tane bastım yazılımlı A3'le. Biri beni geçti, birinde ben bir yarım boyla falan geçtim. Geçildiğim o zaman falan da paylaştım mesela. Gruptakiler biliyor zaten. Bilmeyenler de yok sen geçilmiyor ya. Geçiliyor, niye geçilmesin? Bu araba 1.3 ya. Dışarıdaki gezen 4 arabadan biri mutlaka bu arabadan kuvvetlidir yani. Az evvel önüme tır çıktı. Bir daha denesek olur mu? Kaç motor bu? 1.3. O zaman hiç zorlamayalım birimizle sen. Ya niye küçümsüyorsunuz ki? O olayın aslı nasıl? Güzel. Daha önce aslında kamera kaydından önce ilk merkezden çıktık. Arka önünü böyle ufak tefek yokladık ama trafik o sıra yoğundu. Bir türlü denk şey yapamadık. Basamadık. Da ben bir yerde böyle hafiften hissettim onu. Yanında gaza oturdum da hafif böyle sokulmaya başladım. Önüm kapandı. Bıraktım, sezdim yani. Ben dedim ben bunu delerim. Işıklarda durduk. Tabii durmadan ben hemen şeyi hazırladım. Kaydı. Dedim bunu da 1.18 ile bastık diye paylaşırız falan. Neyse çocuklarla diyalog esnasında arabayı küçümsemeye kalktılar falan. Yani orada niye küçümsüyorsunuz falan diye. Normalde ne diyorsun la sen? Sen kimsin ya da beni tanıyor musun? Ya da arabanın ne olduğunu biliyor musun diye sorarım. Dedim Taha hiç ses çıkarma. Dedim kaydı da başlattın. Buradan sana güzel yani şey olur. Anı olur, insanlar da izler. Neyse gazladık falan. Bastıktan sonra petrole girdim hemen. Onlar düz gittiler. Kaydı kapattıydım zaten. Bir baktım arkadan hop dolana dolana geri geldiler. Ben de daha arabayı tam park etmediydim ya. Aranıyordum oralarda park yere. Hemen tekrar kaydı başlattım. Dedim bunu da videonun sonuna koyarız. Bazen bir işler de gidiyormuş değil mi? Oha. İyi akşamlar. O olayın aslı bu şekilde yani. Terbiyesizlik olmasın, bir de tantana yaşarsak basmazlar gibi düşündüm. Dedim kibarca konuşayım en azından. Bassınlar, kayıt da çıksın. Hem küçümsediklerini de görsünler. O en sonki diyalog zaten bomba oldu yani, öyle denk geldi. Ayarlasan denk gelmez, dönüp geldiler yani. Beni daha önce Türkiye otomobil sporlarından vesaireden Facebook gruplarında hakikaten araba kovalayan insanlar tanıyordu. Hakikaten bilenler zaten öyle şeylerin olmadığına emin. Sonradan işte türediğimi zannedenler yani yeni tabii takipçi sayısı Instagram'da vesairede yükselince öyle zannetmeye başladılar. Halbuki bu olayın evveliyatında da her gün gazlanıp her gün her gün de video atılıyordu. Bundan yana şey yok, sıkıntı yok. İnerlerse eski gönderilerde görürler. Aynen öyle, her zaman vardı. Hakiki araba camiasındaki olanlar zaten biliyordu. Bu işi yapanlar, Rolling camiasındakiler. Şimdi arabanın içine oturunca aklıma geldi. Şanzıman da yaptırdım ben bunu da bir kere. Işıklarda duruyorum yine, yanıma bir tane Vectra binen abilerden yanıma geldi. Burun falan attırıyor Vectra'yla. Baktım şöyle, dedim bizim çocuk okur. Neyse yeşil yandı, bir kalktık bundan. Bir kodum ikiye. Tabii koyamamışım. Şanzıman işi bıraktı. Tutan etti hemen. Çek bakalım sağa. Şimdi şanzıman üzülmüyorum da babama ne diyeceğim? Asıl problem o. Yani sabah binecek adam arabaya. İki yok. Sizler ömür. Babamın yaş 53. Buraya gelsin. Bizim yaş 20 ise 20'dir. Araba muhabbetini sabaha kadar edebilirsin ki hiç sıkılmazsın. Bir de arkadaşlarınla kahveye, okyanomaya falan gittiklerini anlatıyormuş böyle. İşte benim oğlan şu yarışıyor, gazlıyor, izletiyor falan. Bak diyor bu sefer bu arabayı geçmiş falan. Motoru kırdık. Bu sefer de arkadaşlarına söyleniyormuş ya. Diyormuş işte anasını tuttu arabanın, şöyle yaptı, böyle yaptı, arabayı piç etti. Arkadaşlar da bana diyor. Lan diyor sen yarışırken diyor iyi diyor, övüyordu seni diyor oğlum, aslan oğlum bunları yapıyor diyor. Motoru kırdın arkandan sövüyor bu sefer diyor. Dua edecek değil motoru kırdık diye ister istemez. Para yani.
Egzoz ne, sana ne? He? Beğendin mi egzozu? Beğendim, pek güzel. Ya bas emme. Dinleyecek mi? He? Bas emme. Biz hep mesela ilk Şahin Doğanlarla ve onlarla büyüdük. Benim hep oldum olası Şahin Doğan içimde hep hevestir. Hala da geçmiş bir heves değil. Emniyetten dolayı binemiyoruz ya. Bindirmiyorlar hakikaten. İyice eziyet etmeye başladılar. Ben o zaman da mesela onların seslerini Konya Eksos takarlardı böyle bim 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 falan. Biterdim. Hele o eksantrik taktıklarında o Yasin abinin o Konya'da. Kanka bir pedal ayar vurdum da Eksos'a böyle. Yani bim bebeğim. Vuruyor Eksos tane. Biterdim hep. Hala mesela Konya Eksos'un yerine hele eksantrik varsa Tofaş'ta değişmem. Hiçbir şey değişmem ama kullanırım da yani. Bak Tofaş olduktan sonra çivil lastiklerle bundan sıfır çizerken göbekten kıvılcım atardı. Şeye durduk mu, markete durduk mu? Gülüm lastikleriniz ateş atıyor lan, nasıl oluyor derdi. Biz de bilmiyoruz o an attığını. Çivilerden atıyormuş. Çivil lastiklerle dönerdik o göbeklerde. Hem basık falan dedi. Arabayı tutunurduk. Yatağı da araba o kalkık ya. Ne günler. Ben de bir turbo doğan vardı. Ben dedim az evvel de diyaloğunda geçti. Tofaş konusunda hakikaten bir uktem hala var. Bitmezdi bu. Ömrümün sonuna kadar devam edecek. Çok sevdiğim bir araba. Turbo Doğan'ım vardı benim. Bir abim, hatta buraya gelmeden önce Ahmet Okçu. Telefon açtı bana. Ta dedi Turbo Doğan var, satılık hesaplı, git şunu al lan. Tamam dedi, gidelim alayım. Gittim arabayı aldım düşün ya, öyle bir diyalogtan sonra. Araba dökülüyor. Kapı döşemeleri yok, camlar inmiyor, sunroof kapanmıyor, arka tampon yok, kaporta haşeş, kaputu aç, berbat. Ama bir fikirsiz gidiyor araba. Aklın şaşar yani. Bak harbi diyorum, öyle böyle gitmiyor. Bak biri bana söylese yemin ediyorum inanmam, Allah belamı versin. Motor bloğu kırmızı, turbo turuncu şekilde. Araba çalışıyor ya. Tofaş'ı kimse motoru kötü falan demesin yani. Ben o gün anladım onu. O şekilde araba çalışır mı ya? Motor bloğu kızarmış. Kaputu bir açtık, ışık var sanarsın. LED döşeli sanarsın arabanın içi. İlk çıktım onunla merkeze. Oynayacak araba arıyor. Bizim çarşıda ufaktır. Piyasa yapanların gezenler yer belli. Ve çarşıdan hemen sonra da çevre yoluna bağlanırsın anında böyle. Bir tane F30 yakaladım. Doğan'ım yürüyor yani. Bir F30'un ne kadar gideceğini de iyi bilen biriyim. Neyse peşine takıldım. As yapıyorum. Yaklaşıyorum. As yapıyorum ama hiç oralı olmadı falan. Sonra fark ettim bir araba bir yavaşladı şey. F30 vites düşürdü o esnada. Bir oturdu bu. Bak hareketim şu. F30'un yanına kadar vardım. Kibarca. Bekledim şöyle bir baktım. Bir oturdum gaza. Yalnız şöyle falan değil. Koptum gittim. Neyse durduk ışıklara. Çocuk şimdi ben diyorum ki tepki. O ne var bunda falan diyecek diye. Çocuk hiç bakmadı. Yüzüme bile bakmadı böyle. Ben sağdayım, o soluna bakıyor. Hiç umursamadı. Neyse oradan hemen merkeze tekrar yardım. Focus yakaladım bir tane 2000 ST. Tek kapı. Hemen yanına vardım şimdi çocuğa. Camı da indiremiyorum, kapıyı açtım. Dedim aga gazlıyoruz mu? Eksantrik mi var dedi. Yo dedim. Ne var dedi. Ya dedim ana duası. Ben varım. Sana ne lazım? Dedi sıkıntı yok, basarız. Neyse bana diyor sen diyor önden basmadan diyor. Ben diyor sen bastığını fark edince basarım. Dedim öyle yok. Dedim adaletli olacağız. İyi ya nasıl istersen. Neyse ben kapıyı kapattım. Sunroof'un camı da çıkıp duruyor, onu takacağım diye uğraşıyorum bir yanda. Panjur falan da yok. Şeyde altta interkolde de ne yazsayı? Sıkıntı. Interkolde kocaman sıkıntı yazıyor benim Doğan'ım. Neyse aşağı girdik. 60 falan kurulduk böyle. Yan yanayız. Dıt 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 yaptım. Fokus bir koydu. Böyle hafif öne çıkar gibi olmasıyla bir ayrıldım yanından ama öyle böyle değil. Hatta yanında kız da vardı şeyin. Fokusun yanında. İnanılmaz koptum ya. Böyle oktan yaydan çıkmış gibi. Fırladım gittim. Durduk. Ya diyor turbo varmış. Niye söylemedin diyor. Sen turbo var mı dedin, sormadın ki. Eksantrik var mı dedin. Ben de eksantrik yok dedim. Vallahi yok. Ne yapayım yani, benim de suçum var. Bizim orada otogar ışıkları var. Orada durduk. Sola doğru yol müsait böyle yarmalık. Bir tane Courier denk, bir Focus. Bir tane daha bir araba vardı. O önemli. Ha Corolla var. Amerikan Park dışı falan arabalar. Dedim aa gözüme kedindi. Bu da bir tam ondan dengi falan. Focus Mokus dedim. Yarayım ben şunları diye. Tam böyle üçü birden yürüdüler. Şeyle Focus'tan Courier bir iyice oturdular. Aralarından bir yararsın. İyi hoş. Vallahi kilot gibi ayırdım ben bunları. Hafiften ileride yavaşladım ondan sonra. Dedim geçerken o havalı bakışı da bir atayım falan. Don't 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 sana çek. Anı. Bakmama çalışıyor ama daha da yapıyor şimdi. Neyse iyi bakalım duram. İndi.
bir iki ne yapıyorsun sen gibisinden falan. Vallahi dedim abi yani çevre yoluydu. Yolu müsait buldum. Kimseye dedim rahatsız edecek şey yapmadım dedim. Merkezde de değilim. Ufak tefek gazladım falan dedim böyle. Bir oralı olmadı. Sonra neyse muhabbet esnasında biraz sardı muhabbet. Derken ekipleri çağırdı bu trafiklere. Trafikler geldiler abimizin karşısına. Tabii ben bilmiyorum kim olduğunu, ben sivil polis falan. Aynen be. Emniyet müdürü. Dedim abi sen neyin emniyet müdürümüz bu dedi. İyi. Neyse sağ olsun kalender de adammış. Trafiklere dedi. Dedi arkadaşı şey yapmadan ufak bir ceza yazın. Eziyet etmeden. Dedim abi sağ ol Allah razı olsun ceza ideme. Şükret yani ilk defa ceza ideme sevindim o gün. Hiç bağlatmamıştım geçen haftaya kadar. Geçen hafta ilk defa bağlı. Ya hakikaten şimdi şöyle bir şey var. Ben şehir merkezinde kesinlikle açmam. Mümkün değil. Polisin cezasını geçtim. Biri benim arkamdan sövmesin ya. Yanlışlıkla duyarım bir de. Sövmesin gerek yok. Hakikaten yaşlısı olanlar, çoluk çocuk uyutamayanlar, onlar biliyoruz biz de. Daha doğrusu aslında bunları yapıyorduk. 18-20'li yaşlardayken, tam 18-20'lerdeyken yapıyorduk. O kadar düşünemiyor. Ama artık düşünüyorum bazı şeyleri işlerledikçe. Ya çevre yolunda, çevre yolunda egzozu kapatmam hiç. Öyle bir şey, o kadar da değil. Kusura bakmasınlar, çevre yoluna çıktıysam egzozu açarım. Onu dinlerim yani. Tamam, merkeze rahatsız etmiyorsam onlar da beni rahatsız etmesin çevre yolunda. Son olarak arabada ne var sorusuna geleceksek vallahi stok.